bir şekilde kafa yormamız gereken, belki de bugüne kadar seçimlerin sonucunu belirleyecek olan ve şu anda 4,5 milyona eriştiği anlaşılan sistemdeki fazlalıktan bahsediyoruz. Evet. Nasıl buldunuz, nasıl araştırdınız? Bize biraz ayrıntı verin çünkü veriler var, onu da kullanacağız, izleyicilerimiz de görecekler. Buyurun hocam. Peki. Öncelikle bana bu fırsatı veren bu Tele1 ailesine teşekkür ediyorum. Sağ olun. Böyle bir önemli bir konuda. Şimdi ben 2015 yılında bir internet gazetesinde yazıyordum. Yazarken bu fazlalık dikkatimi çekti. Biraz araştırdım. Sonra da üzerinde durmadım. Yıllar geçti. Bu verileri toplamaya başladım. Sadece seçmen sayısı üzerinde. Evet. Yani hangi o parti ne oy aldı, ne yaptı, bunlarla ilgilenmedim. Tamam. Dolayısıyla 2023 seçimleri öncesinde yine dikkatimi çeken, rahatsız olduğum şeyler oldu. Bu sefer çalışmayı yoğunlaştırdım. 2023 seçimleri öncesi. 15 Mart 2024 tarihinde de bu çalışmayı çok yoğun bir çalışma sonucunda bitirdim. Ama çok yoğun, çok can sıkıcı, sinir bozucu bir çalışma. Gerçekten yani bu izleyicilerimizin de sinir bozulacak o zaman. Sonuçları itibariyle biraz kendimi de aldatılmış hissettim. Evet. Yani en az 15 yıl galiba, değil mi? 2009'dan 2024'de evet. 15 yıl ve 13 seçim boyunca demek ki yani aldatılmış gibi kendimi gördüm. Ve tabii ben de beraber tüm Türkiye'deki 85 milyon seçmen de bu duyguyu herhalde bunları anlattığınca kısmen yaşayacak gibi görünüyor. Şimdi bu ispatını yapacağımız konunun ister iddia ispat densin, ister önerme ispat densin, ister önerme aydınlatma densin, ister betimleme densin, ne derseniz denirse densin, ben bu çalışmayı bir sayısal ispat olarak değerlendiriyorum. İspatı yapılacak şeyin iki yanı var. Bir nüfus yanı, bir de seçmen sayısı yanı. Bu her iki seçmen sayıları tahakkuk etmiş seçim, yani oluşmuş seçmen sayıları, bütün çalışmanın odak noktası bu iki seçmen sayıları üzerine bir projeksiyon oturtturarak uyumlu bir projeksiyon ve bu projeksiyonla bu iki seçmen sayılarının, yani çalışmamın sonucunda her ikisi için oluşturacağım ayrı ayrı projeksiyonlar tek bir projeksiyonda birleşti. Çalışma beni oraya götürdü. Evet. Dolayısıyla bir projeksiyonda hem seçmen sayısını hem de nüfusu tanımlayabildim. Bu yapı onlarca bilimsel projeksiyondan sonra böyle bir şeye ulaştım. Evet hocam. Ama şöyle bir sonraki tabloya geçelim. Evet, belki o tablolar evet. Üzerinde anlatırsınız evet. Bize. Evet, geçelim arkadaşlar, görsün. Bunları da geçelim sunuş evet. Dışı. Hatta kamerayı kullanır mısın Yağız? Bu tabii bilmiyorum gözükebilir. Şimdi bizim çalışmamızın temel tablosu budur. Bu tabloda aslında bir şey daha var. Bu çok bundan rahatsız ediciyse yok bir bunu mu kondu şeylerde? Tamam. Bu da olur, fark etmez. Şimdi şunlar biraz bununla şey uzak oldu. Şu seçmen sayısı. Evet. Şeyin YSK seçmen YSK'nın seçmen sayısı. YSK'nın seçmen sayıları. Evet. YSK'nın verileri. YSK nüfus TÜİK'in verileri. Evet. Bu şunlar yurt dışı seçmen sayıları. Evet. Tabloyu şöyle bir özetleyelim öncelikle. Yıl var. Yılın yanında iki seçim arasındaki süre var yıl cinsinden. Sonra bizim projekte ettiğimiz seçmen sayısı var. Yurt dışı seçmen sayıları burada. Projekte edilen seçmen sayısından yurt dışı seçmen sayısının çıkarılmış hali var. Projeksiyon nüfus var. Nüfusun kendisi var. Ve bunlar karşılaştırmalı olarak öteki tabloda biraz daha yakın görünüyorlar. Önemli değil. Burada şey olabilir. Burada seçmen bölü nüfus yüzdeleri, projeksiyon seçmen bölü projeksiyon yüzdeleri. Yani nüfus içerisinde seçmen sayılarının yüzdeleri buralarda bulunmaktadır.
Şimdi burayı geçelim. Daha sonrakine bakalım. Bir geri gelebilir miyiz lütfen? Efendim? Bir geri gelebilir miyiz lütfen? Geri gelince bu geliyor. Şimdi 2007'ye şöyle yapalım. Önce bu anlatım, bu ispatın en önemli tarafı projeksiyonun bu verilere oturmuş olması. Ama bunu da bir takım uyumluluk testleriyle test yaptık. Bu testlerin sonucunda da bu uyumluluğu gördük. Evet, bu bize bir rakam verin. Çünkü anlayabilmemiz için biraz... Bu uyumlardan sapmalar nerede olmuş onlara baktık. Asıl sapma 2007 ile 2009'a arasında geçen bu arada gerçekleşiyor. Buraya baktığımız zaman seçmen sayısı 2007 halk oylamasında 42.690.000 küsürken 48.006.650'ye çıkıyor. Yani burada 6 milyon fark var. Burada 5.300'e yakın bir fark var. Ama bu aradaki şey de 1 yıl 5 ay. 1 yıl 5 ayda bu kadar olmuş. 1 yıl 5 ayda bu kadar. 5.300.000 kadar olmuş. Bu akıllara, mantığa falan filan ters bir şey. Ya, şimdi peki bu ne olmalıydı sorusunun cevabı işte projeksiyon mantığında yatıyor. O projeksiyon mantığında da ben ta başta söylediğim gibi onlarca projeksiyon türlerini bilimsel, matematiksel, üstel fonksiyonlar olmak üzere hepsini denedim. Ama en uyumlu 1995-2002 aralığındaki verilerin en sağlıklı veriler olduğunu kanaat getirdim ve bu verilerden hareketle artış oranlarını aldım. Yıllık artış oranları üzerinden sabitlenerek 980.000 çıktı bu aradaki yıllık artış oranları. Bunu tüm aşağıya doğru projekte ettiğimde küt diye bunların oturduğunu gördüm. En o ortalamada geçebilir miyiz sonraki şeye? Bir sonraki? Evet. Bu mu? Yok. Bir sonraki o zaman bakalım. Evet. Biz sizin gönderdiğiniz şekilde sıraladık ama herhalde sizin evet. istediğiniz gibi olmadı. Devam edelim. Oradan göreceğiz şeyi. Sizin projeksiyon biraz önce bize yaptığınız açıklamaların evet, onlar. Buradan da tekrarlayabilirim onu. Aha. Tekrarlayabilirim. Buyurun. 1995-2002 aralığındaki projeksiyon. Çünkü en önemli şeyi burası. Toplam nüfus artışı 68 mi? 63 mi görünüyor? 63. Benim de görünüyor. 68 mi? 63 bin 601. Bundan şunu çıkardığımız zaman toplam nüfus artışı 1995-2002 aralığında 6.793.000 çıkıyor. Evet. Hemen peşine baktığımızda bu aradaki iki seçim arasındaki süre ne kadar? 6 yıl 11 ay, 6 yıl işte 6.91 yıl ediyor. Evet. Yıl cinsinden hep şey. Ortalama yıllık artışa baktığımızda bu şunun nerede o? Ortalama yıllık artış 8 benim gözüm mü? Bu tabii şuraya da verin arkadaşlar. Bu arada orada daha net görüyoruz. Şuraya şu tarafa. Şeylerden mi baksak? Şurada daha net hocam ama tabii oraya bakarsanız uzaklaşacaksınız şeyden. Evet. Evet. Evet, burada daha net. Evet. Hocam şu sandalyeyi de biraz itin tabii. Bu biraz zor şartlar altında. Böyle mi? Şimdi önemli olan şu hocam. Bize bu kadar çok ayrıntı ve rakamlar verince izleyicilerimiz çok anlamayabilir. Hayır, şunu söylemek istiyorum. Buyurun, burada şunu söylemek istiyorum. Toplam süre 6 yıl 9 ay. Ortalama yıllık artışta burada görünüyor. Zaten orada görünmüyor. Şey oldu. 6 yıl 11 ay. Onu söyledik. Toplam nüfus artışını yıla böldüğümüz zaman ortaya çıkan 92.974.000 yıllık artış oluyor. Tamam. Bunu denedim, olmadı. 2 milyonunu düştüm, tak diye oturdu. Peki. Her iki tarafa da. Hem nüfusa hem nüfusa. Yani 2002'den 2024'e kadar yılda 980.000 artışı hem nüfusa uygulanmış hem de seçmen sayısına uygulanmış görünüyor benim projeksiyona göre. Şimdi buradan geçelim. Sonraki devam edelim. Evet, bunlar. Evet.
Şimdi hocam bize biraz somut şey, çünkü bunlar çok zor anlaşılır şeyler bir izleyici için. Şimdi çok somut söylüyorum. Bu projeksiyona dikkat ettiğimiz zaman, projeksiyon bizim hesapladığımız nüfus, TÜİK'in nüfusu, evet. Bu bizim hesapladığımız seçmen sayısı, bu YSK'nın seçmen sayısı. Dikkat ediyorsanız, şuraya dikkat edin, şu bizim projeksiyon. Normal bizim projeksiyon artarak gidiyor. Burada küt diye bir 3.293.617 sayısı kadar düşürülmüş. Evet. Hani, o tarih ne hocam orada? Hangisi? Şu mu? O bahsettiğiniz tarih. Bahsettiğim tarih 2007. 2007'de gelindiğinde böyle seçmen sayısında bir düşme olmuş. Ha, bunu çok çeşitli nedenlere bağlayanlar, çok da benim bizi ilgilendirmiyor orası. Tamam. Yani 2007'de, ama olan olguları söylemek durumdayız. Yine 2007'de nüfus buradan bu kadar eksiltilmiş. 2007'de. Şimdi burada nüfus, bu grafikte gördüğü gibi nüfus bir defa müdahale görmüş ve sona kadar gitmiş. Sona baktığımızda nüfusun şu değeri aynı artış veya artış oranına göre şuna çıkmış. Bunu biraz sonra ileride göstereceğim. Yani 2.589, 3.169'a mı çıkmış? Evet, şey? Balyo olmuş. O sürüşte. Evet. Ama bak, dikkat edin, diğerleri hep uyumlu çizgi. Uyum içerisinde. Evet. Tamamen uyum içerisinde. Evet. Yani bir yerde müdahale görmüş şey. Ama şey, seçmen sayısı burada müdahale görmüş, o kadar önemli değil. Bunun üzerine 2007 genel seçim yapılmış, 2007 halk oylaması yapılmış ve ondan hemen sonra küt diye 42 milyondan 48 milyona çıkarılmış. Bir yıl, beş ayda 6 milyon. 5 milyon 300 bin birden fırlatılmış. Peki normalde ne olması gerekiyordu? Bakalım, 5 milyon 316 bin. Normalde o 1 yıl 4 ayda 1 milyon 388 bin 307 olması gerekirdi en fazla. Ne olmuş aradaki fark? Şu olmuş. O halde bu kadar fazla seçmen nereden gelmiş? 3.928.061. Bu 2009'da fazladan olan. Evet. Yani normal artışı burada şu. Tamam. 1.388.337. Burada fazladan artan seçmen sayısı 3.928.061 ediyor. Şimdi sonraki şeye geçelim. Bunları ben daha şeyde göstereceğim. Burayı da geçelim şimdilik. Burayı da geçelim. Evet, burada. Şimdi demin az evvel 2007'de... Hocam şuraya gelin, burada görünüyor o rakamlar. Biraz daha büyük çünkü ekran arkadaşlar. 2007'de eksiltilen nüfus buydu. Evet. Bunun bali değeri 3 milyon 188 bin ediyordu. Hı hı. Şimdi bizim o şeyde hesapladığımız projeksiyon değeri 80 kaç oradan? 89, 86 milyon... 357 bin. Evet. Dolayısıyla şu düşürüldü, şu bizim normal projeksiyonumuz düşürülmeden olan projeksiyonumuz olduğu için bunu bundan düştüğümüzde 86.357.387 bulduk. Tamam. Peki YSK'nın verisi ne? 86.151.400. Yani aradaki fark 200 bin falan. Hı hı. Yani bu demin güven aralığını söyleyeceğim. O güven aralığında anlamı olmayan çok anlamlı bir sayı değil. Evet. Şimdi gelelim o 329 milyon. İşte bu önemli. Ha, bu şu fazla seçmen bu 2004 yılında, 2024 evet. yılına geldiğinde 5 milyon 133 bin 984 ediyor valiye. Şimdi bir şey daha göstereceğim ama şeye gideceğiz. Şu diğer tabloya, şu renkli bir tablo var. İlk baştaki. Evet. İlk baştaki tabloya. İlk tabloya. Baştakine gelir misin? O tabloya bir gidelim. Hani o renkli tablo ilk baştaki. Evet. Yok. Bu sunuş. Ha, şuna. Buyurun. Ha. Yine şimdi seçmen nüfusu bitirdik. Tamam. Seçmen sayısına bakıyoruz. 2009 yılı yerel yönetim seçimleri ve seçmen sayısı şuraya gelelim. 48 milyon bu. 06 evet, evet, evet. Peki bizim seçmen sayısına ne? 47.493.000. Evet. Yani 500 bin kadar bu seçmen sayısı fazla artırmışlar. Artırmışlar. Hı.
Yani bizim normal projeksiyon değerinin de üstüne bir 500 bin çıkmış. Şimdi bir sonraki o deminki renkli yere gidelim. Deminkine de gelip burada orada şey orada önemli, netleşecek. Önemli bir akıl verdim. Orada netleşecek. Biraz önceki. Evet biraz şimdi bu da kalsın. Tamam bu da kalsın. Kalsın azıcık gelebiliyorsan. Tamam. Evet şu 500 binlik seçmen ki parçası şu. Şurada söylediğim. Evet hocam. Şuradaki tamam. Bakın, şuradaki seçmen sayısı maviyle gösterilen şu fazlalık bu. Evet, bunu evet. Takip ediyoruz. Bu takip ettiğimizde bu aşağıya düşüyor. 2015 yılına kadar bir 500 bin seçmen çekiliyor sistemden. Böyle bir enteresan evet. Mantık var. Evet. Öteki tarafa gidelim. En sonunda biraz önce gösterdiğin şey renkli olan. Evet. Sonra. Bu. Yok. Değil mi? Bu yok. Değil mi? Öteki. Hayır. Öteki. Baştaki. Yok. İlk diyelim. Baştakini gösteriyorsun. Şimdi biraz önce hani gösteriyorduk geri döndük ya. Hayır. Bir sonraki bildiğim kadarıyla. Sonraki. Bu da değil. Bundan sonraki herhalde. Bu da değil. Bu da değil. Hah, evet. Bu. Tamam evet. Burada kalın. Yalnız şimdi, burada da tamamlayalım hocam. Tamamlanıyor. Şimdi oradaki fazlalık 508 bin evet. Diyor. Bunun 508 binin 2024'teki vali değeri 664.504. Evet. Peki bizim... Pardon. Onu alın bir yerden. Kusura bakmayın. Evet. Tutun elinizi hocam onu şimdilik. Şimdi bizim bulduğumuz seçmen sayısı ne? 62 milyon 235 bin. Bu burada fazlalık. Bunu buradan düştüğümüz zaman ne çıktı? 61 milyon 571 bin 842. Evet. Peki YSK'nın seçmen sayısı 61 milyon 441 bin 88. 888. Burada ne kadar var? 120 falan gibi tamam, bir yine ihmal sonra edilebilir aralıkta. 469'u açıklayın. Şimdi şu kadar sayıda fazla seçmen aşmıştı ya projeksiyon değerini. O değeri bu fazla seçmende çünkü orada vardı. Ondan düştüğümüz zaman kalan seçmen sayısı bu oluyor. 469.480. Evet. Hocam buyurun oturun çünkü önemli. Şimdi o sonuca ulaştık. O sonucu birazdan belki ayrıntı sorularımızla